Merhaba sevgili öğrenciler. Umarım her şey çok iyi ve çok güzel gidiyordur. Ben Serkan öğretmen. Bir video daha birlikteyiz. Bu videoda hikaye unsurlarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle hikaye nedir? Hikaye yaşanmış ya da yaşanabilir ve yaşanabilecek olayların sözlü veya yazılı olarak kısa şekilde anlatılmasıdır. Hikayeler genel olarak belli bir kişinin başından geçer. Aynı zamanda belli bir yerde yaşanır ve yine belli bir zaman aralığında geçer. Hikayelerin içerisinde ana kahramanlar, bunun dışında yardımcı kahramanlar bulunabilir. Bunlara aynı zamanda yan karakterler de denir. Bir hikaye içerisinde kahraman ise ana karakter olarak bilinir. Kahramanlar ve yardımcı kahramanların hikayede farklı görevleri vardır. Değişik olaylara karışırlar. Karşılaşırlar. Okuduğumuz hikayeler içerisinde belli başlı bazı durumlar hikayelerin unsurlarını oluşturur. Şimdi bu unsurlar nelerdir birlikte bakalım. Öykünün baş kahramanı ile beraber yardımcı kahramanlar vardır. Ana karakter. Öyküde geçen ve yaşanan olaylar. İşte bir kuşun başından geçen olaylar diyebiliriz mesela. Olayların geçtiği yerler ve mekanlar. Hikaye. Ormanda mı geçiyor, şehirde mi geçiyor, bir okulda mı, meydana geliyor? Bir de olayların geçtiği zaman ile zaman aralığı. Hani sabah mı meydana gelmiş, akşam mı, ilkbahar mevsiminde mi? Bunları bilmemiz gerekiyor. Gördüğümüz gibi hikayelerimizin unsurları bu şekilde bir araya gelir. Mutlaka hikayemiz içerisinde kahramanlar olmalıdır ve bu kahramanların başından geçen olaylar bulunmalıdır. Aynı zamanda olayların geçtiği yerler ve ne zaman geçtiği de hikaye içerisinde belirtilmelidir. Eğer hikaye yazmak istiyorsanız bu unsurlara dikkat etmelisiniz. Hikaye yazmadan önce kağıdı kalemi önünüze alıp unsurları belirleyip hikaye unsurlarını belirleyip bir plana göre hikayenizi yazabilirsiniz. bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.